Merhabalar. 3-4 senelik bir, yani son 3 senemizi düşündüğümüzde bu sezon çok geç kalmadık transfer en azından. Gerçi çok istediğimiz zamanda da başlayamadık ama Türk oyuncu transferini bence istediğimiz, yani benim istediğim bütün isimleri aldık, öyle söyleyeyim. Belki bir kişi hariç. O yüzden bu sene böyle bir sistem yaptık. Yani Türk oyunculu kadrosunu, Türk oyuncu kadrosunu biraz güçlü kurmak istedik. O yüzden de daha efektif oyuncular, daha önce bizde de oynamış birkaç oyuncu da vardı zaten. İyi bir Türk kadrosu yaptığımızı düşünüyorum. Yabancı oyuncu konusunda geçen seneki uzunumuzla devam edeceğiz, bu sefer Ivankovic ile. İki tane Amerikalı transfer ettik. İkisi de 2-3-4 pozisyonları değişik oynayabilir tipler. Onlar yeni oyuncumuz olarak olacaklar. Bir de Hırvat bir oyuncu aldık. Hırvat oyuncuyu ama Avrupa Kupası için aldık aslında. 96 doğumlu. Çok yetenekli bir oyuncu. Hırvat milli takımına da yeni yeni giriş yaptı, A milli takımına. Çok uygun maliyetle, deneme süreci olarak, bütün opsiyonları bizde olarak. Yani tutarsa büyük iş olacak bir oyuncu. Onu aldık. Belki de asıl oyuncu olabilir. O dördüncü yabancımız olabilir. Onu zaman içinde göreceğiz. Şu an için beşinci yabancıyı almadık. Önce duruma bakacağız. Takımın nereleri aksıyor, nerelerde problem olabilir. Belki beşinci olarak Avrupa içinde bir oyuncu alabiliriz. Ya da Hırvat oyuncumuzu ana hat oyuncusu yapabiliriz. Ben genel anlamda söylemek istersem, dediğim gibi son 3 seneye göre bence en derli toplu kadro gibi gözüküyor bu. Hem maliyeti çok uygun oldu. İyi seçimler yaptığımızı düşünüyorum. Vaktimiz vardı çünkü düşünmek için. Yani önümüzdeki geçen seneden itibaren tabii düşünüyorduk bunu. Ama istediklerimizin hepsini başarabildik transferimiz. Belki bir oyuncu istiyordum ben bir tane daha. Onu alamadık ama onun haricinde her şey şu anda yolunda gözüküyor. Şu an için bir problem yok. İyi bir takım yaptık. Yani playoff'a kalabilecek, ilk 8'e kalabilecek ve ilk 5'teki takımları da belki zorlayabilir. O günkü şartlar ve tabii ki bizim çalışma tempomuz, bizim gidişatımıza göre o takımlara da zor maçlar oynatabilecek bir kadro yapısı yaptığımızı düşünüyorum ama hedef olarak ilk 8'de olabileceğimizi daha yüksek ihtimal görüyorum bu sene. Hocam, Erciyes Kapı hakkında neler söyleyeceksiniz? Ve takımı hazırlayabilecek kısa bir zaman var. Takım olarak biraz sıkışık gibi. Evet, takım aslında kondisyon çalışmalarına bir 10 gün önce başladılar. Türk oyuncular ve Hırvat oyuncumuzla beraber. Yani Ağustos 22-23 gibi başladılar çalışmaya. Biz de teknik ekip olarak bu pazartesi katıldık. Bence yetişecek. Yani tabii uzun bir zaman süreci değil. Bizim tabii hızlı hareket etmemiz lazım. Dediğiniz gibi Avrupa maçımız ayın 26'sında Erciyes Cup var ama onun daha önemlisi tabii ki resmi oynayacağımız Moskova maçı. Bütün Euro Cup'taki kaderimizi belirleyecek. Çünkü ön eleme maçıdır. Geçmemiz gereken bir tur, hiçbir eskizi yok. Bence o zamana kadar hazırlanırız. Bugün dün itibariyle Lusa da geldi, uzun oyuncumuz da geldi. 9 kişiyiz aslında. Ve yarından itibaren de takım çalışmalarına, artık basketbola başlayacağız. Bir 10 günümüz falan var. Erciyes Cup daha programımız belli değil. Yani 3 maçlık bir organizasyonu düşünüyoruz. Ya 17'sinde ya 18'inde. O bizim için güzel bir gösterge olacak. Avrupa maçı öncesi zaten tek vereceğimiz sınav olacak. Daha sonrasında diğer hazırlık maçlarına falan bakacağız. Teşekkür ederim. Sonra da bu sene istediğiniz bir şey var mı? Yani eğer maddi sıkıntı, yani 3 senedir yaşadığımız bir şey çünkü. Yani Türkiye'nin yaşadığı bir konu, ekonomik sıkıntı. Tabii elinden geldiği kadar işte belediyemiz olsun, Bellona olsun bize çok destek oluyorlar. Yönetim kurulumuz, başkanımız da bu konuda tabii çok ciddi efor sarf ediyor. Ama ben yine geçen yıllardan kalan borçlardan dolayı zor bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Yani eğer bir takviye olmazsa, daha doğrusu zamanında almamız gereken paraları alamazsak bu sezonda sıkıntılı geçer ve bu sezonda işte Aralık ayında yine çatırdamalar yaşarız ve tekrar aynı senaryoyla karşılaşırız. Tek amacımız, yani bu başladığımız kadroyla bitirebilelim. Çalışmalarımızı o yönde yapalım. Planımızı da bu şekilde yapalım. Başladığımız gibi bitirebilirsek bence şu son 3 sezonun en iyi sezonu olacak. Ona %100 eminim. Ama tabii ne dereceyle bitiririz onu bizim çalışma tempomuz ve buradaki atmosferimiz belirler.